Herkese merhaba arkadaşlar. Lego şehrimizin yani yeni ismiyle Brain City'nin 3. bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta içerisinde şehrimizde bayağı bir yeni gelişmeler yaptım. Biliyorsunuz ikinci modüler binamızı da yaptık ve ben bunu şehrimize monte ettim. Şehrimizdeki yolları bir miktar daha uzattım. Tren raylarının yerini değiştirdim ve tren raylarını arttırdım. Mini bir tren garı yaptım. Yani artık şehri sadece videoyu çekerken değil, boş zamanım oldukça şehirle ilgileniyorum. Ve de şehrimiz gün geçtikçe daha da güzel oluyor. Gelin son zamanlarda yaptığım yenilikleri size anlatayım. Bir dakika. Bu arada biliyorsunuz artık çarşının videosunu ve şanslının videosunu koymuyorum. Kendileri şu anda burada. Size hemen göstereyim. Evet, bakınız şanslı bayağı büyüdü. Ve canavar oldu resmen. Acayip oyun oynuyor. Bakın. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi bayağı büyüdüler. Çarşı da burada. Tam bir anne oldu. Emzirmeyi bıraktı sayılar artık. Küçük de mamalardan yemeye başladı. Sağ olsun birkaç kere ortalığa kakasını yaptı, çişini yaptı. Ama şu anda o da kuma yapmaya öğrendi. Evet arkadaşlar, şimdi şehrimize geçiyorum. Karşınızda Brain City. Evet, şimdi size ne gibi yenilikler yaptığımı anlatayım. Biliyorsunuz ikinci bölümde trenimizi yapmıştık. Raylarımızı yapmıştık. Ama ben bu rayları şöyle şuraya geleyim. Arttırdım. Panayırın etrafından dönen bir ray sistemimiz var. Ayrıca bütün şehrin etrafından dönen de bir ray sistemimiz var. Ve şurada da bir mini gar yaptım. Onu da göstereceğim size şimdi. Ama bu panayırın etrafına yapmış olduğum ray panayırın alanını bayağı bir daralttı. Yeni koyacağımız dönme dolap ve atlı karınca buraya sığmayabilir. O yüzden şuradaki ikinci rayı çıkartacağım. Panayırımız bu şekilde. Mart ayında inşallah panayırımızı da büyütmeye çalışacağım. Bir dönme dolap falan koyabilirim yani. Onun harici yapmış olduğumuz Ninjago City Gardens'ı buraya koydum. Bu bölümü Ninjago City bölümü yapacağım. Şöyle şuraya geleyim. Ninjago City'nin diğer iki setini de buraya koyacağım. Buraya kadar Ninjago şehri olacak. Şuraya mini bir sahil yapmayı düşünüyorum. Şöyle şurayı. Denizi olan, kumsalı olan. Ve buraya muhtemelen yeni aldığımız Beach House'u koyacağım. Şu bölümde orta çağ evleri olacak arkadaşlar. Ortaçağ evlerinin yan kısmına ise Harry Potter köşesi yapacağım. Şu bölüm komple Harry Potter köşesi olacak. Şu anda bu şekilde koydum. Diğer şekilde güzel olmamıştı biliyorsunuz siz de. Arkasından tren dolandıracağım. Ama şuradan bir makas daha verip şuraya bir Hogwarts treni koyabilirim açıkçası. Bu arada base plate'lerimizi görüyorsunuz. Yeşil base plate'ler. Bunlar da gri base plate'ler. Ama grilerin üzerinde bir de Hubelino'nun base plate'i var. Biliyorsunuz bu Hubelino base plate'leri ve Lego'dan 5 adet gri base plate'i Toys All firması hediye etmişti. Onlara buradan tekrardan çok teşekkür ederim. Toys All firması hem Lego satışı yapıyor hem de Hubelino'nun distribütörü. Hubelino parçaları da Lego ile birebir uyumlu arkadaşlar. Bilginiz olsun. Peki bu base plate'i ne işimize yarayacak? Bu base plate'in bir tanesini kullandım arkadaşlar. Nerede kullandım? Modüler binamızın altında kullandım. Biliyorsunuz bu taban base plate'leri ince arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu şekilde. Ama
Hubelino'nun base plate'i daha kalın. Evet, karşılaştıracak olursak şu şekilde. Yani Hubelino'nun base plate'i Lego'nun kalın base plate'leri var ya, onlarla eşdeğer. Onlar hangisi? Yani klasik setlerinin içinden çıkan base plate'ler. Bakın. Bu işte bu Hubelino'nun base plate'i ile kalınlığı aynı ama Lego'nunki küçük olduğu için bu modüler binanın altına daha iyi oturuyor. Bunu koyduktan sonra başka bir şey koymamıza neredeyse gerek kalmıyor arkadaşlar. O yüzden modüler binaların altında Hubelino'nun base plate'lerini de ara sıra kullanacağım. Tekrardan Toys All firmasına şehrime yapmış olduğu katkılardan dolayı çok ama çok teşekkür ederim. Evet, gelelim yapmış olduğum mini gara. Buraya arkadaşlar yük trenini koydum. Biliyorsunuz yük treninin şöyle bir yükleme alanı var. Oradan makaslar yardımı ile onu ana hattımıza bağladım şuradan şöyle. Ayrıca buradan da bazı trenlerin geçişini kolaylaştırmak için bir makas koydum. Onu da yük treninin raylarına bağladım. Bence hoş oldu. Bunu daha da büyütebiliriz ama yerimiz kısıtlı olduğu için şimdilik büyütmeyeceğim. Ama bir sonraki bölüme yeni bir tren daha koymayı düşünüyorum açıkçası. Burayı şu şekilde yaptım. Panayır'ın girişini hem Disney trenin binasıyla hem de Jurassic Park'ın kapısıyla yapmaya karar verdim. İleride bunu değiştirebiliriz ama şu an için bu şekilde kalacak diye düşünüyorum. Buradaki yolu bu şekilde böyle uzatacağız. Buraya bir bölüm daha modüler bina gelecek. Ve yolumuz buradan böyle Harry Potter bölümüne kadar uzanacak. Oradan yine Orta Çağ bölümüne kadar gidip oradan şuradaki yolla birleşecek. Bence güzel olacak. Gelelim şehrimizin merkezine, yani modüler binaların olduğu bölüme. Evet arkadaşlar, burası şehrimizin merkezi, yani modüler binalarımızın olduğu yer. Ortada hep modüler bina olacak. Görüyorsunuz yapmış olduğumuz Palace Sinema'yı köşe bina olduğu için köşeye yerleştirdim. Onun yerine Police Station'ı koydum. Ve yolları da bu şekilde uzattım arkadaşlar. Yine köşede Susam Sokağımız var. Bu taraflara hem modüler binaların görüntüsünü engellemesin diye hem de daha kısıtlı bir alanımız olduğu için şu bölgelere City'nin setlerini yerleştireceğim. İlkini de bugün beraber yerleştireceğiz ve çeşitli düzenlemeler yapacağız. Burada görüyorsunuz takipçimin hediye ettiği helikopterimiz var. Arkamda ise biliyorsunuz yapacağımız setler var. Şurada da kitaplığım var. Bazılarınız kitaplığı merak etmiş. Gelin orayı da size ufaktan tanıtayım. Bunu biliyorsunuz. Yine takipçimizin yapmış olduğu çok güzel bir kıyak, çok güzel bir Lego'dan yapılan tablo. Benim ismimin olduğu. Ona buradan tekrardan teşekkür ediyorum. Burada çok çok önceden almış olduğum Obi-Wan ile Darth Vader'ın figürleri mevcut. Annemin yapmış olduğu kartal çiğnisi. Burada Hong Kong'dan ve Moskova'dan almış olduğum hediyelik eşyalar. Burada beyin cerrahisi kitapları ve görüyorsunuz bir adet de Lego kitabımız mevcut. Burada da babaannem vefat etmeden önce hep beraber çekilmiş olduğumuz aile fotoğrafımız. Onu da şöyle göstereyim. Burada yine beyin cerrahisi kitapları ve de Millennium Falcon'un ayakları mevcut. Burada da diğer okumuş olduğum kitaplar var. Evet, bu şehir videomuzda hangi city setini şehrimize dahil edelim arkadaşlar? Gelin buna birlikte karar verelim. Şurada yeni bir city seti olan modern evimiz var. Bu olabilir aslında. Hem de önünde yol var. Hoş duracağını düşünüyorum. Bunun haricinde bir itfaiye binamız var. Bu da olabilir. Burada bir polis merkezimiz var ama modüler polis binamız olduğu için bunu şu anda koymayı tercih etmiyorum. Tuning dükkanımız var.
4 tane araba var içinde, 1 tane motor var. Bence güzel bir set, bu da olabilir. Burada bir oktan petrol binamız var. Burada bir helikopterimiz var. Otoban kaçışı mıydı, öyle bir şeydi bunun ismi galiba. Burada bir uzay mekiğimiz. Burada bir polis tırımız mevcut. Veya da şurada yine bir itfaiye setimiz var. Winch ile beraber. Burada bir önceki town center var. Bu da güzel bir set aslında. Bunu da koyabiliriz şehrimize. Şurada hastane var. Bunu bir sonraki bölüm koymayı düşünüyorum açıkçası. Onun harici bu neymiş? Araştırma gemisi. Bunu koymayacağım. Şurada uçağımız var. Bunu da koymayacağım şu anda. Şehri büyüttüğümüz zaman koyacağım. Evet, yeni şehir merkezimiz. Bunu yapalım arkadaşlar ya. Hem bir sürü yol var içerisinde, hem iki tane bina var, hem araçlar var. Şehrimize güzel bir hava katar diye düşünüyorum. Gelin önce bunun kutusunu açalım. Neler varmış içerisinde görelim. Bu set arkadaşlar yeni bir set ve 790 parçadan oluşmakta. Hem içerisinde road plate'leri var, hem de 2 adet binamız var. Ve de birçok aracımız var. Yani şehrimize bence şu anda iyi gidecek bir set. Hadi gelin açalım. İçerisinden 1'den 10'a kadar numaralı 10 adet poşet, 1 adet road plate'lerinin çıktığı ve taban plate'lerinin çıktığı bir poşet. Ayrıca büyük plate'lerin çıktığı numarasız bir poşet çıkıyor içinden. 5 adet yapım kılavuzu var arkadaşlar. O zaman vakit kaybetmeden haydi başlayalım. Evet arkadaşlar, birinci yapım kılavuzumuz bitmiş bulunmakta. Birinci yapım kılavuzuyla ilk iki poşetimizi tamamladık. Görmüş olduğunuz gibi bir minik arabamız, iki motorumuz, iki motorun üzerinde birer tane minifigür, arabanın içinde bir adet minifigür ve bir de şöyle elinde pizza ve bir levye olan bir minifigürümüz oluştu ve bu şehir merkezimizi yapacağımız yollarımızı da hazırlamış bulunmaktayız. Şimdi ikinci yapım kılavuzuna geçiyorum. Evet, ikinci yapım kılavuzumuzu da bitirmiş bulunmaktayız. İkinci yapım kılavuzuyla beraber 3 ve 4 numaralı poşetlerimizi tamamladık. Ve de burada görmüş olduğunuz gibi oto yıkamayı yapmış bulunmaktayız. Şimdi üçüncü yapım kılavuzuna geçiyorum. Üçüncü yapım kılavuzu ile de görmüş olduğunuz plastik cam diye ayrılan çöp kutuları var ya arkadaşlar, onları bulunduğu yerden alıp bu kasaya koyup götürüp geri dönüşüm bölgesine taşıyan kamyon. Bence gerçekten çok güzel bir şeye değinmişler. Çevreyi korumaya yönelik bir konu işlenmiş burada. Çok hoşuma gitti benim açıkçası. Şimdi dördüncü yapım kılavuzuna geçeceğim.
Evet arkadaşlar, setimizi tamamlamış bulunmaktayım. 5. yapım kılavuzu ile 8, 9 ve 10. poşetlerimizi yapmış bulunmaktayız. Setimizde şurada görmüş olduğunuz 1 adet pizza dükkanımız var. Onun üzerinde bir Dojo isimli eskrim olduğunu düşündüğüm bir mağaza var. Ayrıca bunun karşısında mini bir park yapılmış ve de burada bir oto yıkamamız, burada da geri dönüşüm çöp kutuları ile bunları taşımamızı sağlayacak kamyonumuza yer verilmiş. Bunu çeşitli şekillerde yapabiliriz arkadaşlar. Zaten yapım kılavuzunda da gösterilmiş. İstersek bu şekilde 3 yol gibi, istersek bu şekilde dümdüz bir şekilde yapabiliyoruz. Zaten ben şimdi bunu şehrimize monte edeceğim. Siz de göreceksiniz. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi bu mağazaların, bu dükkanların hepsi dış tarafa doğru gelecek. İç tarafta biliyorsunuz modüler binalarımız olacak. Dış tarafta da city binalarımız olacak. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bu yeni city seti bence çok ama çok güzel. Hem bir sürü yol plate'i içeriyor, hem tam olarak 9 tane mini figür içeriyor arkadaşlar. Bence çok güzel olacak. Haydi bunu şehrimize monte edelim. Evet arkadaşlar, görmüş olduğunuz üzere şuraya 2 tane modüler bina yeri bıraktım ve yeni şehir merkezi setimizi de buraya ekledim. Bence gayet güzel oldu. Burada oto yıkayıcımız var. Burada sanırım lastiklerin havasını kontrol eden bir ünitemiz var. Şurada minik bir parkımız mevcut. Onun yanında da geri dönüşüm kutularının yer aldığı bir bölgemiz var. Kamyonumuzu biliyorsunuz zaten, o geri dönüşüm kutularını taşıyan kamyonumuz. Burada da pizza dükkanımız ve üzerinde de mağazamız var. Bence çok güzel oldu. O zaman başlamışken haydi bir set daha yapalım. Hazır şuraya Okta'nın oto yıkayıcısını yapmışken yanına da benzinlik yapalım. Evet arkadaşlar, şimdiki setimiz ise 60257 kodlu City servis istasyonu. Burada da 2 tane aracımız mevcut ve de bir de benzinliğimiz var. Haydi bunu yapalım ve şehrimize monte edelim. Setimiz 4 poşetten ve 1 yapım kılavuzundan oluşmakta. Bir de 8'e 16'lık bir taban plate'imiz var. Bir de araç taban plate'imiz var. Haydi başlayalım. Yapım kılavuzumuz bir tane değilmiş arkadaşlar. 4 taneymiş. Bu arada bunu düzeltmek istiyorum. Ama hepsi minik yapım kılavuzları. Evet, birinci yapım kılavuzuyla birinci poşetimizi bitirmiş bulunmaktayız. Şimdi ikinci poşetimize geçiyorum. İkinci yapım kılavuzumuz ile de
Surfçu karavanımızı yapmış bulunmaktayız. Şimdi 3. yapım kılavuzuna geçiyorum. Evet, 3. yapım kılavuzumuzla 3. poşetimizi bitirdik. Yani benzin istasyonumuzu yaptık. Şimdi sadece pompaları yapmak için 4. yapım kılavuzunu yapacağız ve setimizi bitirmiş olacağız. Dördüncü yapım kılavuzu ile de pompamızı ve levhamızı yaptık. Şimdi bunu şehrimize monte edeceğim arkadaşlar. Biraz daha değişiklik yaptım. Görmüş olduğunuz üzere buradaki oto yıkayıcısını karşıya aldım. Onun yanına da benzinliğimizi monte ettim. Bence güzel oldu. Hem daha dar binalar olması nedeniyle oradaki darlığı doldurmuş olduk. Yakın zamanda şuraya da modüler binalarımız gelecek. 2 adet daha. Ve böyle modüler binalarımızı yerleştirip buraya koskocaman bir şehrimizi oluşturacağız. Bence bu video dolu dolu oldu. Panayırımızı biraz düzenledik. Şuraya bir gar yaptık. Şuraya bir ortaçağ bölümü yapmaya başladık. Şuraya yakın zamanda plajımızı yapacağız. Şurada bir Ninjago bölümü olacak. Şehrimizin merkezini de buraya yerleştireceğiz. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi gerçekten dolu dolu bir şehir videosu oldu. Şehrimiz gittikçe daha da güzel hale geliyor, daha da dolu hale geliyor. Ama videonun başında da söylemiş olduğum gibi burası bize yetmeyecek. O yüzden daha şu anda değil ama yaz sonu gibi terasa geçebilirim. Şehrimizi daha da büyütebilirim. Çünkü gerçekten görüyorsunuz arkamda bir sürü set var yapılmayı beklenen. Bunların hepsini şehrimize dahil edeceğiz. Şehrimiz gerçekten çok güzel olacak. Dünyadaki sayılı şehirlerden olacak. Daha dağlar, tüneller, tren garları, belki bir gökdelen. Bu gökdelen Avengers Tower'da olabilir, başka bir gökdelen şeklinde de olabilir. Ama şehrimizde bir gökdelen, hatta iki tane gökdelen mutlaka olacak. Mart ayında şehrimize bir mock bina koymayı planlıyorum. Bu gerçekten şehrimize bir hava verecektir. Ayrıca panayırı da biraz daha geliştirmeye çalışacağım. Ve de bir adet de yine modüler bina yerleştirmeye çalışacağım. Güzel bir Mart ayı bizi bekliyor. Yine Mart ayında iki videomuz olacak. Birisi Mart ayının ortasında, diğeri de Mart ayının sonunda olmak üzere. Şimdilik kendinize iyi bakın. Lego ile kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın.